Evet arkadaşlar, geçen dersimizde teorem yazarken bir kısmının kaydolmadığını fark ettik. Onun için kaldığımız yerde ispatımızı yapalım. Bir takım teorem vermiştik ama ispatını en son videomuzda yapamamıştık. Şimdi bunun ispatını yapalım. Kartezyen kümenin birleşim özelliğine ya da kesişime ya da farka dağılabildiğini ifade etmiştik burada. Yani A kartezyen B birleşimciğinin böyle bir kümeye eşit olduğunu. Neyi göstermem gerekiyor? Bu bir küme, bu bir küme. İki kümenin eşitliğini göstereceğim. Yani bir X kümesi bir Y kümesine eşittir. Ne zaman? Ancak bence X alt küme Y ve Y alt küme X sağlanıyorsa. Demek ki önce bunun alt kümesi olduğunu, sonra da bunun alt kümesi olduğunu göstermemiz gerekecek. Peki bir kümenin bir başka kümenin alt kümesi olması ne demekti? Burada aldığımız her X elemanı aynı zamanda Y'nin de, yani bunun da elemanıysa, buna biz X'in Y'nin alt kümesi olduğunu ifade ediyoruz. Aynı şekilde her Y eleman Y'de için Y aynı zamanda X'in de elemanı olduğunu ifade etmemiz gerekecek. O halde ispatımıza dönelim. Buradan bir keyfi eleman seçelim. Bir elemanımız şöyle olsun. X virgül Y eleman A kartezyen B birleşimciği olsun. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı X biliyorsunuz birinci eleman kümeden seçilecek, Y ise ikinci kümeden seçilecek. X eleman A ve Y eleman B birleşim C olmalı. Peki X eleman A bu kesin. Ve Y'nin B birleşim C'de olması demek bu iki şey de olabilir. Ya Y B'dedir ya da Y C'dedir. Y eleman B'dir veya Y eleman C'dir. Devam edersem X eleman A bu kesin dedik ve şimdi V'nin veya üzerine dağılmasına bakalım. X eleman A ve Y eleman B veya X eleman A ve Y eleman C. Böyle yazabiliriz. Birinci kısım X eleman A, Y eleman B ise X virgül Y eleman A kartezyen B yazabiliriz. Veya X eleman A, Y eleman C ise X virgül Y eleman X virgül Y eleman A kartezyen C şeklindedir. Eğer bir eleman ya bu kümede veya bu kümede ise bunun birleşiminde şeklinde ifade edebiliriz. Yani X virgül Y eleman A kartezyen B birleşim A kartezyen C şeklindedir. Nerede başladık? A kartezyen B birleşim C'de aldığım bir elemanın A kartezyen B birleşim A kartezyen C'de olduğunu gördüm. Bunun sonucunda diyoruz. Bunun sonucunda A kartezyen B birleşim C alt kümedir. A kartezyen B ile A kartezyen C'nin birleşimi. Şimdi tersine bakalım. Yani bunun alt kümesi olduğunu gösteriyorum. Bunun için ne yapacağım? Bu taraftan bir eleman seçeceğim. Yani X virgül Y eleman şu olsun. Eğer X virgül Y A kartezyen B birleşim A kartezyen C ise o zaman X virgül Y ya bunun elemanıdır veya bunun elemanıdır. Yani buradan geriye doğru gitmeye başlıyorum şimdi. O halde X virgül Y ya A çarpı B'nin elemanıdır veya X virgül Y A çarpı C'nin elemanıdır. Yukarı doğru gideceğim.
Eğer x virgül y a çarpı b elemanıysa x a'dadır, y de b'de olmak zorundadır. X eleman a'dır ve y eleman b'dir. Veya diyoruz x virgül y eleman a kartezyen c ise x eleman a'dır ve y de eleman c şeklindedir. O halde devam ediyorum. Buradan yukarı doğru aynen alıyorum. X eleman A ve Y eleman B ise bu V'yi veya üzerine aynen dağılma özelliği olduğu gibi tekrar çekebiliyorum. X eleman A ve Y eleman B veya Y eleman C şeklindedir. Buradan da geriye doğru gelirsem X eleman A ve Y eleman B birleşince buradan da x eleman x virgül y a çarpı b birleşince şeklinde alabiliyorum. Bunun da sonucu bu küme, bu kümenin alt kümesi olacak ve ikisinin birden de sonucu hem buradan hem buranın sonucu buraya eşittir şeklinde ifade edebiliyoruz. Evet, şimdi fonksiyonlarla devam edeceğiz. Fonksiyon. Fonksiyon temel anlamında zaten bildiğimiz bir şey ama matematiğin en önemli kavramlarından birisi. Önce Ahmet. İki küme tanımlıyorum. Yaz bir. İki küme tanımlıyorum. Birisine A, birisine B demişsem bu A kümesi eğer şey fonksiyonu değil. Buradan buraya tanımlıyorsam buraya biz tanım kümesi, buraya da değerler kümesi. Evet. Şeklinde ifade ediyorum. Evet. A kümesinin bir takım elemanları var içerisinde. Buna biz A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. Burada da bir takım elemanlar karşılık getirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Örneğin 1 A 1'e gitsin, B de 1'e gitsin, C 2'ye gitsin, C de, D de 3'e gitsin. 5, A kümesindeki tüm elemanların küçük fonksiyon olabilmesi için buna A kümesinin tüm elemanlarının eşleşmiş olması gerekecek. Eğer eşlenmiyorsa o zaman buna biz fonksiyon demiyoruz. Demek ki fonksiyonun birinci şartı A kümesinin tüm elemanlarının eşlenmesi. İkincisi, bakın tüm bu A'nın elemanlarının eşlendiği elemanların kümesini seçiyorum. Burada şöyle 1, 2, 3'ten oluşan bir küme. Buna biz F altında A'nın görüntüsü diyeceğiz. Yani buna biz görüntü kümesi. Şifre ne? Görüntü kümesi 5. adını veriyoruz. Evet, şimdi ne yapalım? Bir, çok açık bir şekilde görülüyor ki görüntü kümemiz her zaman değer kümemizin alt kümesini oluşturacak.